Ama bunlar tabi zaman içinde olacak şeyler. Dünya gayrimenkul sektörünün en önemli fuarlarından birisinde MIFİM'deyiz ve Türk gayrimenkul sektörünün en önemli iki ismiyle birlikteyiz. TOKİ Başkanı Mehmet Ergün Turan ve Emlak GEO Murat Kurum. Hoş geldiniz elinize. Sağ olun. MIFİM'deyiz dedik. Nasıl bir fuar geçiyor ve Türk gayrimenkul sektörü için ne anlam ifade ediyor? 5 yıllık süreç içerisinde bakıldığınızda çok bambaşka bir farklılık var. Bambaşka bir gelişim var. Geçen yıl fuarda İstanbul Ticaret Odamız bu arkada görülen maketle beraber gerçekten bir farklılık oluşturdu. Bu farklılık üzerinden İstanbul markası üzerinden İstanbul'daki gayrimenkul yatırım olanakları tanıtılmaya çalışıldı. Ama bu fuarı bilenler için söylüyorum. Fuarın daha farklı bir köşesindeydi, daha sönük bir köşesindeydi. Bu sene Paris ve Londra hollerinin arasında bu fuar için çok önemli bir noktada İstanbul kendisine yakışan hakikaten konumu aldı. Daha iyi bir tanıtımla aldı. Dolayısıyla buna bakınca Türkiye bir önemli aşaması da şu. Hem yatırımcı firmalarımız hem de ilk defa şu anda mimarlık firmalarımızla bu gayrimenkul fuarında mimarlık firmalarımızla şu anda yer aldılar. Bu da çok sevindirici bir şey. Biz de hem toplu konut idaresi hem de iştirak şirketimiz Emlak Konut ki Türkiye'de inşaat sektöründe en önemli gerçekten aktörlerden bir tanesidir iştirak şirketimizde. Bunu temsil anlamında buradayız. Dediğim gibi bu fuarın özelliği bir alıcıyla satıcıyı buluşturan bir fuardan daha öte yatırımcıyla gayrimenkul yatırımcılarıyla gayrimenkul yatırım fonlarını buluşturan şehirlerin ülkeler üzerinden değil şehirlerin marka değerleri üzerinden şehirleri ortaya çıkartıp oradaki yatırım imkanlarını ortaya çıkartan bir fuardayız. Bu manada Türkiye şu anda işte arkada maketlerle beraber 3. havalimanı yatırımıyla şu anda burada. Avrasya Tüneli de burada. Çünkü çok önemli şu anda İstanbul Finans Merkezi biliyorsunuz inşa ediliyor. Şu anda dünyadaki en önemli finans merkezi inşaatlardan bir tanesi. Başladı bu yıl şu anda Nisan'a itibariyle farklı bir evreye geçiyor finans merkezi. İnşallah 2018-19 yılına gelindiğinde arkada makette gözüken finans merkezi de dünyadaki diğer finans aktörlerini de içine alacak bir alan olarak inşa edilecek. Biz de bu fuarda Türkiye'deki hem gayrimenkul yatırım firmalarımızla hem de mimarlık ve mühendislik firmalarımızla beraber bu fuarda yerimizi aldık. Bugün geldiğimiz noktayı görerek sevinç gerçekten duyuyoruz. Bu şu demek, birkaç yıl içerisinde inşallah İstanbul hak ettiği değeri alacak. Onu arz ediyoruz. Bir şey daha bu vesileyle sunayım. Burada bize şu soruluyor. İşte Türkiye güvenli bir güvenlikle alakalı bazı şeyler soruluyor. Dediğim gibi Türkiye hem yatırım olanakları açısından hem de gerçekten politik olarak çok güvenli bir ülkedir. Şimdi dünya bir atmosferden geçiyor. Paris, Londra, Berlin ne kadar güvenlikli bir şehirse İstanbul'da Türkiye'de o kadar güvenlikli bir şehirdir. Onun için yatırım olanakları yatırımcılar için bu manada imkanlar sunan, cazibeler sunan, gelişen, ekonomisi büyüyen, motivasyonu yüksek bir ülkedir. Murat Bey, İstanbul kentleşmenin yıldızı diye lanse ediliyor. Siz de Emlak Konut olarak burada bu yıl biraz daha öne çıkıyorsunuz. Sizden de bir değerlendirme rica edeyim. Evet, o zaman. Tabii ki İstanbul kentleşmenin yıldızı, İstanbul Türkiye'nin yıldızı, Avrupa'nın, Orta Doğu'nun yıldızı. Biz de birçok projemizi biliyorsunuz İstanbul'da gerçekleştiriyoruz. 40'a yakın projemiz var. İşte burada MIFİM'de bu projelerin hepsini İstanbul halkına, açıkçası tüm dünyaya tanıtmak için buradayız. Başkanımızın da ifade ettiği gibi Türkiye'deki büyük altyapı projelerinden biri olan İstanbul Finans Merkezi'nin maketiyle birlikte burada katılım sağladık. Onun dışında diğer devam eden projelerimizi sunuyoruz. MIFİM bizim için önemli. Türkiye'deki gayrimenkul sektörünün yurt dışına tanıtımı açısından önemli. Biz de Türkiye'deki yatırım yapan en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak
bu faaliyeti açıkçası sürdürmeye çalışıyoruz. Bu büyük bir tanıtım faaliyetidir. Biz de hem projelerimizi, hem ülkemizi, hem gayrimenkul sektörünü burada tanıtmaya çalışıyoruz. Emlak konusu olarak, TOKİ'nin iştiraki olarak, Türkiye'deki en büyük gayrimenkul yatırım ortaklığı olarak biz de buradayız. Peki finans merkezine yabancı fonların ilgisi nasıl burada? Finans merkezi gerçekten yapıldığı zaman hem yakın Avrupa'nın hem de Orta Doğu'nun yönetilebileceği büyük bir finans merkezi olacak. 2,5 milyon metrekare inşaat alanına sahip gerçekten büyük bir proje. Burada sadece yabancıların değil açıkçası yerlerin de İstanbul Uluslararası Finans Merkezi'ne ilgisi var. Projeye baktığınızda proje bir master plandan bugüne geliyor. Dolayısıyla içinde finans adına her şeyi barındıran bir proje olması temennimiz. Hem yabancıların hem yerlilerin ilgisi büyük. Geçen sene biliyorsunuz yabancıya %20'ye yakın bir satış sergiledi gayrimenkul sektörü. Biz de emlak konut olarak projelerimizde bu orana yakın bir oranda satış yaptık. Bu gibi faaliyetlerle de yine bu oranları sürdürmeyi hedefliyoruz. Aslında gayrimenkul finansmanı olarak baktığımız zaman da TOKİ'nin örnek bir modeli var. Bütün dünyanın da ilgi gösterdiği bir model bu. Ama bu yıl aynı zamanda galiba bir de rekorlar hedefliyorsunuz değil mi? Evet. Şimdi iki şeyi müsaade ederseniz arz etmiş olurum. Şimdi bütün bu holler gezildiğindeki tamamını gezmedik ama hemen yakınımızda işte Paris Kondo holleri gezildiğinde Türkiye şu anda Avrupa ölçeğine bakıldığında hani ekonomik anlamda yarışta olduğumuz yer orası, ekonomik seviye olarak hedeflediğimiz yer orası. Şu anda yatırım anlamında bir en çok yatırımın yapıldığı ülkelerden bir tanesidir. Türkiye ve İstanbul. Ve biz de toplu konut arası olarak sektörün bu manadaki en önemli iştirakleriyle beraber en önemli aktörlerinden bir tanesiyiz. Şu anda biz toplu konut idaresi geçmişte zirve yıllar inşa etmiş Türkiye'nin başarıların içerisinde önemli bir başarı hikayesine katkıda bulunan kuruluşlardan bir tanesidir. Ekonominin bir manada itici güçlerinden bir tanesidir. Ve biz inşallah 2016 yılında bakın 2 ayında geçirdik. 2,5 ayını yaklaşık geçirdik. 60 bin sosyal konut yapmayı hedefliyoruz. TOKİ olarak hedef kitlemiz alt ve orta gelir grubundaki vatandaşlarımıza. Yani hiç konut sahibi olmayandan başlayarak 240 aya kadar erişen vadelerle, 240 ayla 120 ay arasında erişen vadelerle vatandaşlarımız konut sahibi yapmak. Ama işrak şirketimiz Emlak Konut ki bizim kaynaklarımızın, biz kamudan direkt kaynak kullanan bir kuruluş değiliz. Bir kısmında işte işrak şirketlerimizden alıyoruz. Onlar da orta ve üst gelir grubuna konut üreten ve Türkiye'nin marka yani gayrimenkul sektöründe hem marka firmalar üretmesine vesile olan hem de yeni bir katma değer üreten bir kuruluşu. Bakın bir sevindirici şeyi daha söyleyeyim. Şu anda bu gayrimenkul fuarındaki firmalardan katılım sağlayan firmalardan birçoğu ya TOKİ'ye ya da Emlak Konut'a işrak şirketlerimize iş yapmış firmalarımız. Bunları da görünce daha seviniyoruz. Çok teşekkür ederim. Sağ olun.